Akif peki, Muharrem aman dikkat Bekir Bey. Hukuk tahsilinden aldığı güç sayesinde siyasi çekişmeyi suç kavramlarıyla yorumlama hakkını madem kendine görebiliyor Bekir Bey, Muharrem İnce'deki ağır cezalık suç işleme eğilimi gözünden kaçmış olamaz. Zaten fırsatını bulursa bu kategorideki suçlara epey meyilli bir kişilik olduğu izlenimi veriyordu. Şimdi eline imkan geçtiğine göre boş durmayacak, iktidarı demokratik numaralarla yıkma hevesine kapılacaktır. Bu suçu tahammüden işlemeye tam teşebbüs motivasyonuyla hareket edeceğine şüphe yok, somut suç şüphesi bütün çıplaklığıyla ortada olduğu gibi habire şüphelinin diline de vuruyor. Adam resmen muhalefeti iktidar karşıtlığı zannediyor. Seçim lafından Erdoğan'ı ciddi ciddi değiştirmeye girişmeyi anlıyor. Dervişin fikrine ise zikre o hesabı sandık denince aklına başka bir şey gelmiyor. Üstelik yalnız da değil. Saadet'i iyisi DPS ve CHP'si ile dört parti örgütlü hareket ediyor. İktidara karşı bir araya gelmek kastı içeren bir fiille teşekkül halinde sandığa gitmeye hazırlanıyorlar. Tek planları Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığından indirmek, bütün olağan zanlıların toplanıp düşmanca hislerle iktidarın önünü kesmek için bir yapılanma içine girdikleri öyle aşikar ki, örgütü kurup yöneten sözde lider elebaşlarından, üye olmadan örgütün amaçlarına hizmet eden FETÖ başta bilimum terör şebekelerinin seçmen ayağına kadar bütün hiyerarşik hücreleri göz önünde teşekkül eden bir şeffaf seçim organizasyonu, bir siyasi dayanışma teşkilatı mevzu bahis. İçindeki sesi nasıl bastırsan, sözcü Bekir Bey. Bu kötü amaçlı, bozuk niyetli kişiler, sandıkta iktidar değişimi için alenen çalışarak halkın oyları ve tercihleriyle milli iradeye kumpas kurarken, koşun darbeci var demokrasiye müdahale ediliyor, din iman vatan ölçülüsü elden gidiyor ikazlarıyla cümle intibatı ayağa kaldırmasın mı? CHP'nin de Muharrem İnce'de karar kılmasıyla kadro tamamlandı. Karşı cepheyi böldüğü ilk turda şanslarını sıfırlayarak Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a avantaj sağladığı ve ikinci tura CHP adayının kalma ihtimalini yükselttiği için AK Parti MHP ittifakını rahatlatması gereken bir durum. İdeolojik zıtlaşma ve kimlik çatışması kurgulamak istiyorlardı. CHP zihniyetiyle kutuplaşmayı bir daha denemek için can atıyorlardı ve her seferinde kazandıran o fırsat yine kendilerinden esirgenmedi. Ama nerede alttan alta bir memnuniyet, nerede saklanamayan bir moral üstünlük havası, nerede göstermelik hoş geldin peşrevleri, nerede içe sığmayan bir tatlı telaş, bir gizli sevin dizginlenemeyen bir hayal kırıklığı bir öfke ve hınç psikolojisi bütün sahiciliğiyle dışa vuruyor sözcülerin söylemlerinden Akşener'e imzadan sonra Karamollaoğlu ile İnce'ye oy vermenin de suça dönüştürülmesine ramak kaldı. Vay bunlar iktidarı değiştirme hedefiyle seçime gidiyor. Vay bunlar Erdoğan'ı sandıkta devirip yerine başkasını geçirmek istiyor. Vay bunlar bizim iktidarımızı bitirmek peşinde anonsları yeri göğü tutsun tamam da Muharrem İnce'yi mi büyütür bunlar sizi mi Bekir Bey? Akif Bekir Karar